biliyorsun. Bu işaretler işte yaban arkası işaretler değil arkadaşlar. Belalenin başlangıcında, ortasında ve sonunda. %70 değerli diyor arkadaşlar. İki tane bir şey var. Ama yani ne diyeceğim? Yani ya bakalım nereye. Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Yine muazzam bir bölgeden araştırmalara başladım. Yukarı doğru çıkacağım şöyle. Burası eski patika yollarından bir tanesi. Evet. Böyle çıkıyorum. Burada bir tane ne var? Şelale var. Şelale aşağıya doğru akmış buradan. Bu şekilde de başlangıç noktası. Öyle bir gidelim. Yukarıya doğru. Neler var, neler yok. Evet, buradan dereye indim. Dereden devam ediyorum. Burada neler var? Neler var? Neler var? Şekilde kaç tane kaya çıktı önümüze. Şu biraz tuhaf duruyor da bunlarda bir şey yok gibi. İlerleyelim mi? Hadi bakalım. İlerliyoruz. İlerliyoruz. Ağır ağır ilerliyoruz. Kıyaların taşların altına bakar mısın? Bakın şu taşlar var ya. Taşlar. Bunlar eski zamanda çok kullanılmış taşlardan bir tanesi. Burada da yine bir tane kayamız var. Aa, gitgide tuhaflaşmaya başladı. Burada bir şeyler. Her gibi. Devam ediyor. Devam ediyor. Ama bir işaret daha görmedik yani. Henüz bir işarete rast gelemedik. O yüzden devam ediyoruz. Bir tane işaret göremedik.
da bizi, bu da bizi üzüyor. Böyle baktığımda burada burası son nokta. Evet. Burada bir şeyler olmuş. Maalesef çıkmam lazım. Şeyler var. Bir işaret gibi. Üç tane. Ve ortası bembeyaz. Ne olabilir? Bilmiyoruz. Bakacağız. Hadi bakalım. Şuradan da bir çıkıverelim. Şöyle bir alttan geçelim. Ama diken battı ya. Burada ikiye ayrıldık. Helal ikiye ayrılıyor. Büyük bir şelale var galiba. Büyük ihtimal. Bayağı değişik bir bölge. Evet arkadaşlar, şimdi şelalenin üstündeyim ve görmüş olduğunuz gibi az önceki işaret, bir tane de oyması var hemen orada, onu da göstereyim. Buradaki oyma, şöyle baktığımız zaman bir oyması var. Biraz kurcaladım ama bir şey yok oymanın içerisinde. Bakalım şimdi alan taramamızı bir kaldıralım. Bizi ne tarafa doğru yönlendirecek? O bizim için önemli olan. Şimdi şöyle kaldırdığımda, Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi bizi gelmiş olduğumuz taraflarda yeniden yönlendiriyor. Bir yerleri kaçırdık mı? Bir yerleri kaçırmış olabiliriz. Bakalım, bir inelim aşağıya doğru. Tekrar bir daha kaldıralım. Görüyorsunuz aşağı yukarı bir 4 metre şelalenin boyu var. Farklı farklı işaretleri var. Şimdi aşağıda da işaretler var. Onları da size göstermeye çalışacağım. Şimdi görüyorsunuz bu işaretler hiç de yabana atılacak işaretler değil arkadaşlar. Şelalenin başlangıcında, ortasında ve sonunda 3 noktada da işaretin olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ve şuradaki işarette yön işareti olabilir. Yön işareti demiyorum ama olabilir diyorum sadece. Evet. Şimdi bir daha kaldıralım buradan. Bu şekilde. Bir arasın. Evet. Bizi geriye doğru götürüyor. Bu tarafa doğru gitmemiz lazım arkadaşlar. Şuradan gidelim olmazsa.
Bir de bakalım. Şöyle ne var ne yok. Acaba buralarda mı bir şey var? Şöyle baktığımda bir kaya, bir kaya da burada. Ama işaret yok yani ona. Kafam takıldı. Buranın işaretleri farklı mı acaba ya? Ya farklı ya da çok erozyondan dolayı yıpranmış olabilir. Şu arada bir su yolu var yine. Şu kafanın orada ne var acaba? Bakalım bir daha alan taramamızı bir daha kaldıralım arkadaşlar. Bizi ne tarafa yönlendirecek? Tekrardan bakın hala geldiğimiz yöne doğru bizi yönlendiriyor. Devam ediyoruz o zaman. O zaman devam ediyoruz. Dikenlere dikkat. Buradan aşağıya doğru iniyoruz. Bazen işaretlere bakmak ve görememek öyle uğraştırıyor maalesef. Aslında alan taramayı baş noktadan bakarak gelseydik belki bu sorunu yaşamazdık. Buradan da geçelim. Tarafa doğru tekrar uzanıyoruz. Evet, burada alan taramayı tekrar açacağım. Bir daha bakacağım. Evet. Hala bizi götürüyor. Devam edelim. Daha gidiyoruz. İlerleyelim o zaman. Biraz ilerledikten sonra tekrardan kaldırıyorum alan taramayı arkadaşlar. Hala tarafı gösteriyor. O burada bir yön değişikliği yaptı. Evet, burada o kadar hızlı dönmese de bir şeylerin olduğunu bize söylüyor. Acaba buradan derenin getirdikleri mi yoksa burada bir şeyler var mı? Şuraya bakar mısınız? Şu işaret de bak M işareti gibi arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama tam bir M işareti var burada. Da kayanın altında mı acaba? Kayanın altında mı yoksa şu höbeğin içerisinde mi suyun getirdiği bir şey mi? Bakalım. Şansımızı deneyelim arkadaşlar. Değerliyse bakalım. Değersizse bırakır gideriz. Şöyle baktığımda bakın şurası da biraz böyle şey gibi duruyor. Sanki böyle bir işaret varmış gibi. Kayalar böyle örülmüş gibi
duruyor. Aşağısına baktığımızda aşağısı da doldurma olduğunu görüyoruz. İncelemelerimizde. Hadi bakalım, dedektörü kuralım o zaman. Bakalım. Puan dedektörümüzü açalım. Dedektörümüz açılsın. Topraklamamızı yapalım. 267. Birazcık fazla ama o kadar da değil yani arkadaşlar. Şöyle arayarak. Şunlar mı çekiyor acaba? Bunları alayım kenara. Evet. Bak oradan. Yo, bir şeyler var burada. Değerine bakalım. Değerli gibi diyor. Şöyle iyice kontrolleri yapalım. Burada da bir şey var. Peki değerine bakalım. %70 değerli diyor arkadaşlar. İki tane bir şey var. Bakmaya değer mi sizce? Bence bakalım derim yani. Şansımızı kaçırmayalım. Tuhaf. Burada da bir şeyler var gibi. Hayret. Şu puanteri bir alayım bakayım. Şu puanteri alalım. Nereye gitti bu puanter? Şurada da bir işaret mi var? Çalışıyor değil mi? Evet, çalışıyor. Bakalım o zaman ya. Diyeyim yani. Bakalım görelim. Önce şu araya bakalım. Ondan sonra da taşın altına doğru bakarız. Çıkacak. Çıkmasana. Bize biraz ağlayacak gibi. Ya bakar mısın? Hadi be, çık çıkacaksa. Bütün hepsi oynuyor ya. Şu bile oynuyor ya. Ya bakalım bak.
İnan yok gibi. Yok gibi, yok gibi, yok gibi. Bir gitsene ya. Şunun altında mı acaba? Yine karıncalar çıktı. Karıncalar çıktıysa belki bir şey var burada. Az önceki kayaya geldim. Fark ettiyseniz. Ne oluyor? Bakalım. Sinyal yok. Yok 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 yok. Derinlerde bir ihtimal. Daha bakacağım. Dedektörle bir daha bakayım arkadaşlar. Allah Allah. İnli inli. Dedektörü kapattın mı ya? Dedim ne oluyor ya? Da doktor da mı bozulacak dedim yok da. Bir daha yapayım şu topraklamayı ya. Bak yine kafayı yedi, yemin ediyorum. Vay çıkma. Allah Allah. Ayarlara bir bakalım arkadaşlar. Bu makine sapıttı. Makine sapıttı arkadaşlar. Çünkü ayarları düşürmemiz lazım biraz topraklamayı. Evet şu an. Şu an. Burada bir sinyal var. Ama küçük bir parça büyük ihtimal. Küçük bir parça olduğu için bizi böyle oyalıyor gibi. Taş var.
Bakalım. Ya derinde arkadaşlar. Ya da bir şeyler dönüyor. Anlayamadım ya. Oo, bak 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 bak. Burada bir işaret çıktı arkadaşlar, görüyor musun? Şu işaret. Taşın altında mı acaba? Şok oldum şu an. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şeyleri bir yerlerine algılıyor. Ama evet. Gördüğünüz gibi sinyal yok şimdi de. Şimdi de sinyal yok. Bakın. Sinyal az önce buradaydı. Şimdi buraya geçti. Falan filan. Bir de şu araya bakalım. Bu arada sinyal var mı? Bir de bu araya bakalım arkadaşlar. Oradan sonuç alamadık. Bir de bu arayı deneyelim şansımıza. Bir şeyler dönüyor. Görüyorsunuz. Bir şeyler var ama bizi uğraştırıyor. Çuvala bak. Çuval mı, poşet mi, nerede? Belli değil ya. Ne olduğu belli değil ya. Şöyle bir. Neymiş bu böyle ya? Yoracak bizi ha. Vallahi yoracak. Temizlemem lazım. Komple. Şu eldiveni bir giyeyim arkadaşlar. Eldivenlerimizi taktık. Şimdi burayı bir temizlememiz lazım ki şu taşları çıkarabilmek için. Sanki bir şeyler çıkıyor gibi ne geliyor ama. Arkadaşlar. Tuhaf tuhaf. Tuhaf tuhaf bir şeyler çıkıyor. Evet. Bakalım sana. Sanki böyle bir şeyin kırığı gibi sanki böyle, değil mi? Bakın. Kırığına benziyor. Toprak küpler var ya böyle. Şey olmamış. Pişmemiş. Aynı onların kırıkları var gibi. Çıkıyor. Bu neymiş la bu? Ne bakar mısın? Taş mı bu ya? Ver bakayım şu. Vallahi garip bir taş ama. Taşa bir bakacağım sonra. Şimdi dursun. Burayı bir temizleyeyim. Şu taşı da bir çıkaralım. Çıkaralım. Büyük bir taş oynuyor ya.
Heh. Aa, bak bak bak. Görüyor musun? Malzeme. Buradaymış arkadaşlar. Bu neymiş ki la böyle? Ha? Muska falan mı? Muska mı? Yoksa kolye mi? Ha? Şeyler var içerisinde ama. Unut bakayım. Başka bir şey var mı? Bakın bakın bak. Farklı bir şeyler var arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Şu renge bakın. Kıpkırmızı. Kıpkırmızı bir taş. Değerli taş olmaz. Vay be. Bir taşa bakın ya. Garip. Gerçekten garip yani. Neyse. Bu neymiş şimdi? Oo, bir işlemeler mi işlemeler? Bir şeyler var gibi. Muska mı bu acaba ya? Muska olabilir mi arkadaşlar? Muska. Veya eski tarihte bir şey mi var? Çıkıyor bak çıkıyor bak. Bak bak bak. Neymiş? Açılıyor. Oo, bak 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 bak. Görüyor musunuz şu güzellikleri? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Paralara bakın. Neymiş bu? Wow. Muhteşem. Aa, Hazreti İsa döneminden bakın arkadaşlar. Birinci yüzyıla ait bu para. Muhteşem. Bu ne? Oo, bak bak bak. Bu hiç bulmadıklarımızdan diyebilirim. İki tane balta var üzerinde. Osmanlı olabilir mi? Çift kafalı Sezeryos. İki tane kafası var. Biri sağa biri sola bakıyor. Vay be arkadaş. Bu ne? Da değişik bir şey. Bu ne ya? Şövalye kafası mı var? Şövalye kafası var. Toplayalım bunları. Bak şunlar. Şunlar silinmiş arkadaşlar. Büyük ihtimal altın gibi duruyor ama altın olmaya da bilir yani tam. Çözemedim. Çözeriz. Yakın çekim videosu gelir. Bu neymiş? Bunun üstünde de farklı bir şey var. Bu da yine bir Sezeryus. Sezeryus'un yani Roma döneminin ilk paraları, ilk basım paraları diyebilirim. Arkasında da at olması lazım. Aynen. At ve atlar ve at arabası. At arabasının üstüne de binmiş bir tane şövalye. Vay be. Bu şekilde bunun içerisine koyulmuş. Böyle bir şey arkadaşlar. Büyük ihtimal boynunda asılıymış bu. Ya suyun içerisine düştü. Böyle su getirdi. Bir yerlere depti. Ya da şuradaki işaret doğru. Bence. Nasıl doğru arkadaşlar? Onu da size hemen şöyle göstereyim. Bakın şurada bir M işareti var. Görebiliyorsanız biraz otlardan dolayı pek görünmüyor.
Bakın burada bir M işareti var. Ya bu işaretin altına gizledi bunu. Tamam mı? Bakın burada bir M işareti var şöyle. M işareti var. Tam kayanın üstünde. Ya bu taşın altına getirdi. Gizledi. Çünkü bu taşın üzerinde de yine bir işaretleri var, işlenmiş yani oynanmış bölgeler var. İşçilik var yani taşın üstünde, hatta burasında da var fark ettiyseniz. Burada da yine bir işçiliğin olduğunu görebiliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, ya getirdi buraya gizledi, ya da suyun getirme ihtimali bence buraya gizlenmiş. Benim kendi kanaatime göre. Çünkü bu M işareti boş bir işaret değil. Roma dönemine simgelenmiş bir işaret. Bu şekilde güzel bir parça bulduk. Yine bugün de şükürler olsun ki elimiz boş dönmedik. Küçük ve büyük demeden bulmaya çalışıyoruz. Ne diyoruz o zaman? Bulunmayanları bulmaya, görülmeyenleri göstermeye devam ediyoruz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda, yeni maceralarda buluşmak dileğiyle diyorum. Selametle, hoşça kalın.